Doğu Akdeniz'de ciddi gelişmeler var. Hele son bir hafta içerisinde Yunanistan iyice dişini göstermeye başladı. Kime güvenerek? Siz demin de programın birinci bölümünde de söylediğiniz gibi hep arkasına emperyalist güçleri alarak 30 Ağustos'ta zaferini anlatırken de paylaştığımız gibi. Şimdi bizim orada sismik araştırma yapan, işte doğalgaz, petrol araştırması yapan gemilerimiz var. Bunlara tasallut etmeye başladılar. İşte tehditler şu bu filan. Fakat öyle bir noktaya geldi ki son 3 gündür Doğu Akdeniz'de neredeyse yani dünyada ne kadar muhribi olan varsa oraya yığılmaya başladı. Amerika uçak gemisini gönderdi Yunanistan'a. 3 tane fırkateyn filan cinsinden savaş gemisi, bir kruvazör. Fransa uçak Kıbrıs'taki kendi üstlerine 3 tane harp uçağı gönderdi. Derken İtalya muhripleri dolaşmaya başladı. Derken bir baktık Mısır da işin içine dahil oluyor. Almanya arabuluculuk yapıyorum diyor ama bir taraftan da o arabuluculuk yapan Alman Dışişleri Bakanı kışkırtmayı Türkiye yapıyor diye beyanat veriyor. Avrupa Birliği bize zıldır çekme noktasında. Şimdi yani Yunanistan'ın yanında bütün bunlar, tamam bunları anladım. Şimdi söyleyeceklerimizi de anlıyorum da bunu anlamayan man kafalar için söyleyeceğim. Yoksa şimdi söyleyeceğim ülkelerin desteği de bizim için sürpriz değil. Ama anlamayanlar var hani. Müslümanlık deyince Arap olmak. Arap olmak. Arap. Yani Müslüman olunca Arap olacaksınız. Zihniyetinde olan. Geri zekalılar var içimizde maalesef. Onlar için söylüyorum. Suudi Arabistan. 12 tane askeri uçağını gönderiyor. Buraya Yunanistan'ın emrine 12 tane jet gönderiyor. Birleşik Arap Emirlikleri Yunanistan'ın yanında yer alıyoruz diyor. Mısır aynı şekilde. Yani siz Müslümandınız. Karşınızdaki gavur Yunanistan. Yani Hristiyan. Siz de Müslümansınız değil mi? Yok. Şuraya bakın hocam. Suudi Arabistan bayrağı ve Yunanistan bayrağı. Bu nasıl olur yan yana? Destek için. Ve biz bu ölmüş olan kraladan dolayı, Suud kralından dolayı 3 gün yas ilan ettik ya. 3 gün Türk bayraklarını aşağı indirdik. Kim ulan bu Suudi Arabistan'ın kralı? Çakmışım Suudi Arabistan'ın kralının ölmesine, gebermesine. Ve yetmemiş. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir de ona şilt vermiş. Bakın böyle. Şuraya bakın. Boynunu asıyoruz. O kadar iç içeyiz ki Suudi Arabistan filan filan. Sonra bak. Şimdi şu Kıbrıs meselesinde şuraya bak. Yan yana. Alın. El pençe divan işte ağırlama yapıyor. Şimdi buna güvendiği için de Yunanistan'ın Genelkurmay Başkanı horozlanıyor. Türkiye haddini aşıyor diyor. Bir saatte Ankara'ya gideriz diyor. Şuraya bak. Ulan Yunan Genelkurmay Başkanı, seni bir saatte öyle bir şişlerim ki ben. Vallahi ızgara köfte olursun lan. Dallama.
Ama bu cesareti nereden alıyor hocam? Şimdi Sayın Bakan, bunu size bununla ilgili bir bilgi de vereyim. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında biliyorsunuz Yunanistan'da bir junta vardı. Evet. Junta'nın başında da bugünkü Yunan Genelkurmay Başkanı gibi Fedon Gizikis diye bir general vardı. Ve o Fedon Gizikis işte bir Türk-Yunan Savaşı çıkması halinde 15 dakika içerisinde İstanbul semalarında olacağını söylüyordu. Yani New York Times gazetesinde de o zaman bir yazı yayınlandı. Dedi ki New York Times gazetesinin yazarı, mantıklı düşünülürse Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş çıkmaması gerekir. Ama Yunanlı generallerde mantık yoktur dedi. Şimdi bu mantıksızlık buraya getiriyor da ama bir şeyin altını çizmek lazım. Bu özellikle iktidar yanlısı televizyonlarda konuşma yapanlar ve bununla ilgili değerlendirme yapanlara biz baktığımızda bir şeyi görüyoruz. O da şu: hükümetin gerçekten Doğu Akdeniz'de şu anda uyguladığı politika doğru bir politika. Libya'ya yönelik yapmış olduğu politika doğru, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda. Kıbrıs'a SİHA'ların gönderilmesi doğru vesaire. Şimdi burada ancak her konuda şöyle bir hata yapılıyor. Yani bir kısmını doğru yapılıyor, bir kısmı yapılmıyor, es geçiliyor. Mesela nedir? Ben çok basit temel yanlış, politikalardaki temel yanlış şu oldu. Şimdi Türkiye'nin Mısır'la ilişkisi milletten millete, devletten devlete ilişki değil. Türkiye'nin Mısır'la ilişkisi Türkiye Cumhurbaşkanı'yla Sisi arasındaki ilişkiye indirgendi. Türkiye'nin Suriye ile ilişkisi Suriye Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Suriye Milleti ile Türk Milleti arasındaki bir ilişki değil, Esad'la Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkiye indirgendi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ilişkisi aynı şekilde. Şimdi normalde hep söylüyoruz, Türkiye'nin bütün dünyayla savaşacak, bütün dünyayı karşısına alacak bir konumda ve durumda olmaması gerekiyor. Yani bu bizim Mısır'la, bizim Suriye'yle, bizim Suudi Arabistan'la mutlaka bizim çok yakın ilişki içerisinde olmamız lazım. Bunlarla ilgili dost olalım, her konuda müttefik olalım anlamında değil. Ama dost olamıyorsak kendimize düşman bir noktaya da itmememiz gerekirdi. Bunun için diplomasiyi en üst seviyede kullanmak gerekiyordu. Ama bu diplomasi maalesef kullanılamadı. Diplomasi kullanılamadığı gibi de işte Sisi yüzünden Mısır'ı, Esad yüzünden Suriye'yi, Prens Salman yüzünden, Muhammed Bin Salman yüzünden Suudi Arabistan'la biz karşı karşıya geldik. Zaten o ülkeler de büyük ölçüde bağımsız ve egemen ülkeler değil. Amerika ve İsrail'in güdüm ve denetimi içerisinde hareket eden ülkeler. Ve dolayısıyla böyle olunca da bir taraftan Avrupa ülkeleri düveli muazzama gibi Avrupa Birliği adı altında tamamen karşımızda. Diğer taraftan İslam ülkeleri, elle tutulur gözde görülür İslam ülkeleri bu karşımızda, sözüm ona ümmetin parçaları, ümmete karşı. Ve dolayısıyla da Türkiye gereksiz yere bu kadar çok bir tehditle kendisini karşı karşıya koydu. Burada bir şeyin altını çizmek lazım. Bir defa bu Yunanistan'la şu şartlarda hiçbir şekilde herhangi bir konuda mutabakat sağlamak mümkün değil. Bu bir. İkincisi, Yunanistan'la Kıbrıs'ta bilindiği gibi anlam planıyla Türkiye yapmaması gereken, vermemesi gereken tavizi en üst düzeyde vermesine rağmen Yunanistan bunu da kabul etmedi. Kıbrıs Rum kesimi de bunu kabul etmedi. Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi düşünüyor ki Türkiye, çok net söylüyorum bunu, Türkiye kısa, orta, uzun vadede mutlaka bir yerle savaşa girecek. Onlar savaşa girdiği zaman
biz de bir taraftan harekete geçerek Türkiye'nin belli bölgelerini ve Türkiye'nin hak iddia ettiği yerleri Türkiye'nin elinden alırız. Aynı Osmanlı'nın son zamanlarındaki politikaların benzerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı uygulayacağını söylüyor. Onun için Yunanistan'la barış olmaz. Yunanistan'ın arkasında Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Mısır şu bu var. Demek ki arkasındakilerle barış yapmak lazım. O arkadakiler bunları zorlarlarsa barışın olması gerekiyor. Türkiye 24 saatte 48 saat bu konuda uyanık olması lazım. Ve Türkiye hiç kimseyle çatışmadan var gücüyle daha da ekonomik, daha da deniz gücünü, daha da sosyal gücünü, daha da kültürel gücünü artırmanın yolunu bulması gerekir. Bakın işte bu şey konusunda özellikle petrol konusunda mesele nasıl kilitleniyor? Sayın Bakanım bakın biz Libya'ya gittik. Libya'nın ne kadar şeyleri varsa çöller mölleri biz aldık. Orada işte bizim tuttuğumuz taraf orada hakimiyet kurdu. Ama petrolün üzerine geldi Wagner grubu Rusya adına el koydu. Petrol hilali şimdi Rusların denetimi altında. Öbür muhannete muhtaç olan bölgede Türkiye'nin olduğu yerde. Orada da Türkiye hakim durumda. Suriye'de biz kuzeydeki bölgeyi denetim altına aldık. Amerika geldi şey dedi ki Trump ben petrolü çok severim ve petrolün üzerine oturdu. Petrol bölgesini Amerika aldı ve PKK-PYD'nin finans ihtiyacını karşılamak için onlarla kullanmaya başladı. Tam o sırada Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen petrol doğalgaz boru hatlarının geçtiği bölgeye geldi. Orada Ermenistan şey çıkardı. Tabir yerindeyse maraza çıkardı. Çatışma çıktı. Demek ki her şey doğalgaz ve petrol üzerinden yürüyor. Niye doğalgaz ve petrol üzerinden yürüyor? İngiltere eski başbakanlarından Churchill dedi ki bir damla petrol bir damla kandan daha kıymetlidir dedi. Trump ne dedi? Biz petrolü çok seviyoruz. Petrolü çok seviyorum. Kürtlerle beraber çalışıyoruz dedi. Bernard Shaw isimli bir düşünür var. O da diyor ki kan kokusu almış bir köpek balığından daha tehlikelisi petrol kokusu almış Amerikalıdır diyor. Şimdi bunlar gerçekten bu kokuyu çok iyi almış durumdalar. Ve dolayısıyla da Türkiye'nin enerji ihtiyacını veya Türkiye'nin petroldeki alanlar üzerinde hakimiyet tesis edeceği bir noktaya Türkiye'nin gelmesini istemiyorlar. Ve Türkiye'de gerçek manada işte bir taraftan Karadeniz'de doğalgazı bulması, diğer taraftan bakın Sayın Bakanım, şimdi normal devletleri düşünün, geliyorlar Türkiye'nin burnunun dibinde Kıbrıs Türk kesimini yok sayarak o bölgede kendi şirketlerini kuruyorlar. Türkiye hariç dünyanın bütün devletleri orada var. Bir Türkiye yok. Ya bugün siz nasıl böyle bir şeyi yapabilirsiniz? Ve bu yaptığınız şey nasıl sürdürülebilir olabileceğini düşünürsünüz? Bu mümkün mü? Bu mümkün değil. Ama adamlar hem Amerika Birleşik Devletleri, hem İsrail, hem Fransa, hem İngiltere ve bunların şirketleri bu bölgede özellikle Fransa şirketleri bu bölgede çok ciddi bir angajmana girdi Yunanistan'la birlikte. Ve dolayısıyla o bölgede aslında gemilerini gönderirken çıkarlarını korumaya gönderiyorlar. Ve Türkiye'nin o bölgede hak iddia etmesi oralarda doğal uzun uzantısı ve gerçek hakkı Türkiye'nin bu hakkını geri talep etmesini şu veya bu gerekçeyle etkisiz kılmak ve Türkiye'yi caydırmak için tabir yerindeyse Türkiye'ye karşı bir blöf harekatı gerçekleştirmek istiyorlar. Ben şundan çekiniyorum ve doğrusu da ürküyorum. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hiçbir politikasında süreklilik yok. Akşam söylediğini devrisi gün rahatlıkla değiştirebiliyor. Ve dolayısıyla da bugün yürüttüğü bu politikanın süreklilik arz edecek şekilde yürütülmesi gerekiyor. Yarın bundan şöyle ya da böyle bir bahane ederek bundan bir geri adım atması
Türkiye'nin oradaki çıkarlarının ebedi olarak ve kalıcı bir biçimde kaybedilmesiyle sonuçlanacaktır. Onun için asıl olan bu politikaların sürekliliğini sağlayacak bir mekanizmayı devreye sokmuş olması icap eder. Aksi takdirde o bölgede Türkiye'nin çıkarları maalesef bu birbiriyle anlaşma yapmış devletlerin, Türkiye'ye karşı oluşan o devletlerin tasallutu altında kalacaktır. Bunun yolu da Türkiye düşmanlarını azaltması, dostlarını artırmaya çalışması lazım. Dost olamıyorsa da hiç olmasa bazı ülkeleri düşman olmaktan çıkarması lazım. Böyle dış politika olmaz. Herkesle kavga eden dış politika olmaz.